Yüksek kira artışlarının önüne geçmek için bakanlıklar bir araya gelirken o heyetin başındaki isimden, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan her gelir grubuna göre kiralık ev olduğuna dair açıklama geldi. Bakan raiç bedel üzerinden bir formül verdi ancak o formüle uygun kiralık ev bulmak mümkün değil. Herkes aynı dertten muzdarip. Markette, orada, burada herkesin tek konuştuğu konu gerçekten ev yok. Kiralar çok yüksek arttı. Ev sahipleri de zaten inanılmaz arttırma yolunda. Net bir somut adım atılmadıkça ne yazık ki bu kiralık daire sorunu büyüyerek devam ediyor. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Yaklaşık 4'e yakında 6 oldu. Benim oturduğum sitede 1+1 şu an 5000 lira. Düşünün 5000 lirayı bir insan ödemesi için hangi işte çalışacak? Elektriği var, suyu var, doğalgazı var, aidatı var, mutfağı var. Özellikle büyük şehirlerde maaş seviyesini aşan kiralar en büyük sorun halini aldı. Artışın önüne geçmek için bakanlıklar toplantı yaptı. O toplantıların başındaki isimden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dansa her bütçeye uygun kiralık ev var açıklaması geldi. Bugün baktığınızda alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna, üst gelire de hitap eden konutlarımız var. Katılmıyorum. Zeytinburnu'nda yaşıyorum. Zeytinburnu'nda bile 5000 liradan 6000 liradan aşağı ev yok. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üstünde bir zam yapamazsınız. Maalesef buna göre yapılmıyor. Komşu binaların, komşu dairelerin kaça verildiğine göre yapılıyor. 3000 lira gerçek değeri olan bir daire yan binada 4000 liraya kiraya verildiyse kısa süre önce yeni kiraya verecek kişi de 4000 lira ve 5000 lira gibi bir taleplerde bulunuyor. TÜFE değil piyasa belirliyor. En büyük sorun da bu. Kira artışlarının enflasyonun çok üzerinde yapılması. Bakan kurum kiraların raiç bedeli 20 yılda karşılaması gerektiğine dikkat çekti ama raiç bedel üzerinden ne ev satılıyor ne de kira belirleniyor. Bugün evinizin kira değeri raiç değerinin 20 yıllık karşılığı olabilir maksimum. Raiç değeri 1 milyon lira. 20 yıl 240 aya böldüğünüzde maksimum kira bedeli olmak zorundadır. Kurumun hesabına göre 1 milyon lira raiç bedele sahip evin kirası 4166 lira olmalı. Ancak bu fiyata bile kiralık ev bulmak zorken raiç bedeller bakanın bahsettiğinden çok daha düşük. Yani kiraların çoğunun aslında 1500 lirayla 2500 lira arasında olması gerekiyor. Bulunduğumuz Bakırköy ilçesinde ortalama konutların raiç bedelleri 400 bin lira. Raiç bedellerin 20 yıllık karşılığına baktığımızda 400 bin lira raiç bedelli bir evin kirasının 1666 lira olması gerekiyor. Ancak Bakırköy'de kiralar bunun çok üzerinde. Eski binalarda ortalama kiralar 5 bin lira, yeni binalardaysa ortalama kiralar 8 bin lira. Böyle bir ev kesinlikle yok. Yani hemen hemen bir oda bile yok diyebiliriz. Ocak ayından bu yana ev arıyorum ve kademeli olarak sürekli arttı. Bilmiyorum nereye gidecek, nereye kadar gidebilecek. Kira sıkıntısı büyürken gündeme gelen hiçbir formül devreye girmedi henüz. Kiracıların da umudu tükeniyor. Ben Türkiye'de hiçbir fiyatın geri çekildiğini görmedim. Yani 40 küsur senedir. Bundan sonra da asla öyle bir ümidim yok.